Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün buzlukta patlıcan kış için nasıl saklanır onu paylaşacağım. Şöyle patlıcanlarım var. Ben güzelce yüzünü yıkadım. Şimdi şöyle peçete ile yüzünü hepsini kurulamamız gerekiyor. Şimdi güzel peçete ile yüzlerini temizledim. Şöyle patlıcanlarınız büyükse de ben bunu ortadan ikiye keseceğim. Eğer küçük dolmalıksa da bir tanesini kesip temizlemeniz yeterli şu şekilde. Ortadan ikiye ayırıp bıçak yardımıyla şöyle şu şekilde içinin kısmını içini temizleyeceğim. Şöyle şu şekilde güzelce temizledikten sonra buzluk poşetime atacağım. Kışında dolma yaparken iç kısmını doldurup ilk önce dolmayı hazırlarken, patlıcan dolması hazırlarken iç malzemesini, içliğini hazırlayın. Daha sonra patlıcanlarınızı buzluktan çıkartın. Çözdürmemeniz gerekiyor. Çözdürürseniz o zaman yumuşar. İç malzemesini hazırladıktan sonra daha sonra buzluktan çıkartıp iç kısmına doldurun. İçliğini patlıcanlara doldurup tencerenize dizdikten sonra üzerine sıcak su ilave edip ocağa koyun. Ve bu şekilde ben iç kısmını temizledim. Şimdi şöyle iki tanesini bu şekilde kesip temizledim. Şöyle bunu ben ortadan ikiye kesmeyeceğim. Şöyle biraz şöyle baş kısmından kesip bu şekilde içini temizleyeceğim. Eğer isterseniz kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şimdi tüm patlıcanların bitene kadar şu şekilde hepsinin içliğini temizleyeceğim. Daha sonra bu buzluk poşetlerine ilave edeceğim. Şimdi işte arkadaşlar hepsinin içini temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanları birbirinin içerisine koydum. Bu şekilde birbirine içerisine koyduktan sonra buzluk poşetime istediğiniz miktarda ilave buzluk poşetine koyabilirsiniz. Ben 3 tanesini birbirinin içerisine geçirdim. Daha sonra yine gördüğünüz gibi bu şekilde buzluk poşetine koyacağım. Bu şekilde bir tanesi büyük oldu. Şey, kenarlarından patlama yaptı. Sorun değil. Siz biraz dikkatli olun. Büyük geldi. Şöyle bir tanesini başkasına koydum. Bu şekilde ben 8 tane koydum bir buzluk poşetime. 8 tane yeterli. Zaten ben karışık yaptığım için biberli, patlıcanlı yaptığım için şu kadar da yeterli. Şimdi diğerini de aynı şekilde birbirinin içerisine geçirerek buzluk poşetime doldurup ağzını sıkıca kapatmamız gerekiyor. Havasını çıkarttıktan sonra bu işlemi yaparken pipet de kullanabilirsiniz. Pipet ile havasını çıkartıp ağzını öyle sıkıca kapat. Şimdi diğerini de yine birbirinin içerisine geçirdikten sonra daha sonra havasını üzerinden bastırarak havasını çıkartıp ağzını sıkıca kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi ben iki tane yaptım. Daha sonra yine yapacağım. Önce iki tane yaptım. Buzluk poşetime koydum. Patlıcanlarım az olduğu için iki tanesi çıktı. Bu şekilde gördüm. İşte arkadaşlar buzluğa koymak için patlıcanlarım da hazır ve bu şekilde şimdi buzluğa koyacağım. Umarım paylaşımı dener beğenirsiniz. Hoşça kalın.